Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi sizlere hitap etmesi için kürsüye davetimi arz ediyorum. Çok saygıdeğer kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel akşamda bizleri bir araya getiren Tevfik Göksu kardeşime Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. 2017-18 yılı kültür sanat etkinliklerinin başlangıcı bu geceyle yapılıyor. İnşallah çok sayıda fevkalade başarılı kültür etkinlikleri yıl içerisinde sürer ve az önce de ifade edildiği gibi kültürün, sanatın sadece belli yerlerde bir üst tabakanın işi olmadığını, toplumun bütün kesimlerinin kültür ve sanatla ilgili olduğunu ispat eden güzel bir çalışmayı bu yıl içerisinde de sürdürürler. Bu toplantının oluşmasında emeği geçen, yıl içerisinde oluşacak kültür sanat programlarını düzenleyecek arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emekleri var olsun. İnşallah Esenler'de ve diğer bütün ilçelerimizde de bu kültür sanat faaliyetlerinin daha ileriye gitmesi mümkün olsun. Değerli kardeşlerim, aslında bu topraklarda uzun yıllardır, hatta son iki asırdır bir büyük mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin bir tarafı kültürel mücadeledir. Bir diğer tarafı ekonomik ve teknolojik mücadeledir. Osmanlı'nın, hani Nizamül Mülk dendi ya, nizamının artık dağılmaya başladığı, yürümediği, iç sıkıntılarının artık özellikle Celali isyanları sonrasında tamamıyla ortaya çıktığı, ayan beyan olduğu ve o yapının, Cihan Devleti'nin yapısının bozulmaya başladığı dönemlerde aynı dönemde Batı medeniyeti de çok büyük bir atılım içerisine girdi. Ve ne yazık ki Osmanlı'nın son iki asrında Osmanlı'nın zihin dünyasını oluşturan üst tabaka, entelektüeller, ilim adamları, fikir adamları maalesef çoğunlukla Batı'ya gidip oradan eğitim aldılar ve orada gördükleri karşısında birçoğunun zihinleri ve gönülleri kamaştı. Batı medeniyetinin karşısında mağlup olduklarını hissettikçe orada ne varsa onu bir üst yapı kurumu olarak gelip taklit edip Türkiye'ye, Osmanlı'ya uyarladıklarında adam olacağımızı zannettiler. Hatta daha açığını söyleyeyim. Adam olmamız için bizim kendi köklerimizden kopmamızı, kendi medeniyet değerlerimizden uzaklaşmamızı, bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu millete ait ne varsa bundan kurtulmak gerektiğini düşündüler. Ne yazık ki iki asırdır bir tarafta verdiğimiz mücadele budur. Diğer tarafta da aynı şekilde özellikle ekonomi ve teknoloji alanında da bir mücadele veriyoruz. Şunu çok açık ifade etmek isterim. Eğer bir ülkenin kültürel bağımsızlığı, milli kültürel bağımsızlığı yoksa, kazanılamamışsa o ülkenin ekonomik bağımsızlığından da söz etmek mümkün değildir. Bir ülkenin sadece zengin olması, ekonomik olarak bağımsız olduğu, hele hele teknolojik olarak bağımsız olduğu anlamına gelmez. Bağımsızlık, önce milli değerlerine, milli kültürüne sahip çıkmak, onu yeniden üretmek, onu zihin ve kalp dünyasında yeniden süzgeçten geçirerek toplumun önüne koyabilmekten geçer. Bugün birçok ülkenin ekonomik olarak zengin olduğunu ama kültürel bağımsızlıkları olmadıkları için ekonomik bağımsızlıklarının ve teknolojik bağımsızlıklarının olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de az evvel takdim eden arkadaşımızın da söylediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin de özellikle üzerinde durduğumuz mesele milli kültürel bağımsızlığımızı yeniden kazanmaktır. Yani iki asırdır devam eden bu mücadelede daha ileriye gitmektir. Köklerimiz üzerinde, tarihimiz, medeniyetimiz, kültürümüz üzerinde
yeniden hamle yapabilmektir. Çünkü tarih bize öğretiyor ki hiçbir devlet bir başka milletin kültürüyle abad olmaz. Hiçbir ağaç başka bir ağacın gövdesi üstünde yükselmez. Dolayısıyla bu iki asırlık uykudan çok şükür uyandık. Şimdi ama daha ileriye gitmemiz, daha güçlü olmamız, kültürde, sanatta, her alanda çok daha güçlü, halkın da içinde olarak, halkı da içine katarak üretimler yapmamız gerekiyor. Bu vesileyle bu salonda, ben bu salonun açılışını yapmıştım, hatırlıyorum. Ayrı bir salon daha yapılıyormuş burada. İkinci bir salon bitti. Onun açılışı olmadı herhalde. Eyvallah. Bunlar Esenler ilçesinde böyle kültür merkezlerinin olması çok güzel. 4,5 milyon insanın bir yıl içerisinde şu ya da bu şekilde kültürel faaliyetlerin içerisine girmesi çok güzel. Coşkun Bey zaten sözünü vermiş. Ama inşallah çok sayıda Esenlerli kardeşimize müze kartı da vermek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na nasip olur. Şimdi değerli kardeşlerim, vaktinizi çok almayacağım. Ama hepimizin ortak olarak durmamız gereken nokta özgüvenimizi artırmak olmalıdır. Kültürel bağımsızlığın ilk adımı özgüveni sağlam olmaktır. Kendisine, milletine, geçmişine güvenmek ve geleceğine güvenmektir. Bu topraklar çok kadim bir kültüre sahip. Bakın, demin Kaymakam Bey 600 yıldan bahsetti. Şimdi her birinizin köyünüzün kaç yıllık olduğunu sorsam, 700 yıllık, 800 yıllık, 1000 yıllık köyleri olan kardeşlerimiz vardır, öyle mi? Bu memlekette 2000 yıllık, 5000 yıllık, 10.000 yıllık yerleşim yerleri var. Urfa'daki Göbekli Tepe. Hatta daha eski yerleşim yerleri var, onlar da araştırılıyor. Bu memleketten Selçuklular gibi, Osmanlılar gibi İslam sonrasındaki dönemlerde cihan devleti olmuş olan devletler geçmiş. Ondan önceki dönemlerde de Bizanslar gibi, Helenistik dönemdeki şehir devletleri gibi dünyaya kültürel anlamda ışık tutmuş nice büyük devletler gelip geçmiş. Sadece bir tek örnek olsun diye söylüyorum. Birkaç hafta evvel Burdur Kibira'da bir konser düzenledik. Çok keyif aldığımız bir konserdi. Ankara'daki yabancı misyonu götürdük. Basın mensubu arkadaşlarımızı davetli olarak götürdük. Alan Helenistik dönemden, Roma döneminden kalma Kibira antik kenti. 11 bin seyirci kapasiteli bir hipodromu var. Antik alan ortaya çıkarılmış. Dünyada başka hiçbir yerde olmayan Medusa diye fevkalade güzel, hiç yıpranmamış bir mozaiği var. 2000 yıllık bir antik kent. Orada senfoni orkestrası var. Senfoni orkestrada Anadolu'nun türkülerinden oluşan bir konseri verdi. Ezgilerinden oluşan bir konseri verdi. Sizi temin ederim. Dünyada başka böyle bir ülke yok. Antik bir şehrin üzerinde senfoni orkestrasıyla kendi halk kültürünü icra edebilecek, mükemmel sanatçılarıyla konser yapabilecek bir başka ülke yok. Bu ülkenin neresine giderseniz gidin, bu engin tarihin karşısında şapka çıkarılır. Bu büyük kültürel hazinenin üzerinde oturuyoruz, buna şapka çıkarılır. Hangi alana giderseniz gidin, fevkalade büyük eserlere sahip olan bir milletiz. Muhteşem şehir mimarilerine sahip olan Anadolu'nun o eski şehirlerinin en azından bir kısmına hala sahibiz. Eski Bursa'nın mahalleleri gibi, Amasya'nın mahalleleri gibi, Mardin'in o muhteşem mimarisi gibi, Kapadokya'nın muhteşem mimarisi gibi hala o eski güzel mimarimize sahip olduğumuz yerler var. Ne yazık ki yeni şehirlerimizde de abur cubur yüksek gökdelenlerden oluşan bir mimari var. Ruhsuz ve şekilsiz bir mimari var. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, hala canlı, yüzlerce yıl öncesinden kalan halk türkülerimiz, ezgilerimiz var. Bu toprakların her yerinde son derece neşeli bir şekilde icra edilen, musiki şinasların tabiriyle söyleyeyim, meşk edilen çok yüksek seviyede Türk sanat musikisi var. Bu memleketin neresine giderseniz gidin,
böyle bir gergef gergef işlenmiş taşların üzerinde sanki bir ipek kumaşa gibi işlenmiş olan fevkalade güzel eserler, kabartmalar, hat yazıları var. Hatta her mahallede çok şükür bir kısmı ihlal edildi. Özellikle İstanbul için söylüyorum. Suyun ilk kaynağından çıktığı şekliyle pırıl pırıl geldiği mahalle çeşmeleri var. O mahalle çeşmelerinin her birisinin üstünde de ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay ayeti var. Yani biz Allah Azimüşşan bütün her şeyi sudan yarattık ayeti oradan su alanlara hatırlatmak için var. Anlatabildiğimiz kadar saatlerce konuşsak anlatacağımız büyük bir kültürel zenginliğe sahibiz. Anadolu'nun birçok yerinde fevkalade güzel, sesli, nefesli çalgılarımız var. Birçok yerde tamburlar, efendim davullar, farklı müzik aletleri var. Kıyafetlerimiz var. Her köşesinde farklı renklerde, farklı şekillerde oluşan tarih içerisinden süzülüp bugünlere kadar gelen çok güzel kıyafetlerimiz var. Mutfağımız var. Belki de dünyanın en zengin mutfak kültürüne sahip olan bir memleketteyiz. Arap mutfağı var. Türk mutfağı var. Karadeniz mutfağı var. Acem mutfağı var. Balkanlardan gelen mutfak var. Ve bunların her birisinin yüzlerce çeşit hala devam eden bunların uygulamaları var. Velhasıl kültürün, sanatın hangi alanını alırsanız alın dünyada başka hiçbir ülkede olmayan çeşitliliğe, zenginliğe ve derinliğe sahibiz. Hat eserlerimiz, efendim ebrularımız, minyatürlerimiz, çeşitli işlemelerimiz, Kur'an yazısı içerisinde hat yapılırken her sayfasında ayrı bir şekilde desen verilen tesiplerimiz. Bütün bunlar büyük bir kültürel zenginliği oluşturuyor. Ama ne yazık ki bu ülkede yıllarca bunlardan uzaklaşmak için gayret sarf edildi. Yıllarca bunların terk edilmesinin ancak bizi adam edeceği zannedildi. Mesela bunu söylediğim zaman çoğu ya oldu mu böyle bir şey diyor. Bütün bunların evraklarını da size gösterebiliriz. Bu memlekette 2 sene Türkiye'nin TRT'sinin radyosundan 2 seneye aşkın sene Türk sanat musikisinin çalınması yasaklandı. 1936-38. Niye? Biz batılı olacaktık ya. Beethoven'ı dinlememiz lazım. Chopin'i dinlememiz lazım. Efendim işte Çaykovski'yi dinlememiz lazım. Biz batılı olacağız. Onun için Münir Nurettin'i, Safiye Ayla'yı bir tarafa koyalım. Bunlar geri bir kültür, geri bir sanat. Bu memlekette yıllarca o canın kaligrafi yani hat sanatının eserleri yerlerde süründü. Nuri Arlases, rahmetle anıyorum. Nuri Arlases az bilinen bir isimdir. Kıyıda köşede kalmış bir adamdır. Nuri Arlases İstanbul'un aristokrat ailelerinden birisine mensup bir adam. Hiç evlenmemiş, tek başına. Ve hayatını bakmış ki sağda solda el yazması eserler sağda solda harap oluyor. Bütün hayatını bu el yazması eserleri, Kur'an-ı Kerimleri, hatları kimse neyse bunları alıp toplamaya vakfetmiş. Geçenlerde gittik Coşkun Bey'le beraber, diğer arkadaşlarımızla beraber. Sonra topladığı bütün bu eserleri, kitapları Süleymaniye Kütüphanesi'ne hibe etmiş. Bağışlamış. Ancak Ceylan Derisi bir Kur'an-ı Kerim. Çok nadide bir eser. Bu Ceylan Derisi Kur'an-ı Kerim'i de bir kenara bırakmış. Demiş ki, ya ben yalnız bir adamım. Yarın bugün bakıma ihtiyacım olur. Bu kenarda dursun da bunu satarım, kendime bakarım, baktırırım diye düşünmüş. Fakat söylenir ki bir rüya görür ve o rüya üzerine gider. Ertesi gün o Ceylan Derisi Kur'an-ı Kerim'i de Süleymaniye Kütüphanesi'ne hibe eder. Değerlerimize, tarih boyunca gelen değerlerimize, eserlerimize kıymet verilmediğini göstermek için bunları söylüyorum. O Ceylan Derisi yazmalı Kur'an yazmalarının, o hat eserlerinin, o ebruların, hatta ve hatta devletin arşivlerindeki
Osmanlıca o belgelerin hiçbir anlamı olmadığı dönemleri geçirdim. Onların trenlere konularak komşu ülkelerin kağıt fabrikalarına hamur olarak gönderildiği dönemleri biliyoruz. Annem, Allah sağlık ömür versin, İstanbul'a ilk gelin geldiğinde pazardan Osmanlıca, eski Türkçe yazılar olan kese kağıtları içerisinde pazardan meyve sebze aldığını söyler. Türkiye'den bahsediyorum. Bunları sayabiliriz. Bu kadar çok biz kendi kültürümüzün, zenginliğimizin farkında değildik. Hatta şunu söyleyeyim, camilerimizde doğru dürüst ezan okuyacak, makamla ciddi bir şekilde müezzinlik yapacak insanlarımız çok nadirdi. Yok mesabesindeydi. Değerli kardeşlerim, en son şu örneği vereyim ve çok şükür nasıl uyandığımızı ve bu uyanışın inşallah çok kuvvetli bir şekilde devam etmesi gerektiğini sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz cenazelerimiz oluyor. Şehit cenazelerimiz ya da devlet erkanının cenazesi oluyor yıllardır. Bu cenazelerde hiç kimsenin anlamadığı, bir anlam da vermediği, haz etmediği Chopin'in cenaze marşıyla biz şehitlerimizi kaldırıyor idik. Yaklaşık bir ay öncesine kadar. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Askeri bando geliyor. Bir takım işte çalgılarla Chopin'in o cenaze marşı ne olduğunu kimsenin de bilmediği cenaze marşıyla cenazelerimizi kaldırıyordu. Çünkü biz batılılaşacaktık ya. Batıdaki o marşı ölümümüzün arkasından da çalarsak bizim değerimiz artardı. Bu zihinle bunu ortaya koymuşlar. Çok şükür Milli Savunma Bakanlığı zannediyorum 4-5 hafta evvel, çok kısa bir süre önce Chopin'in cenaze marşını bir kenara bıraktı. Şimdi şehitlerimizin cenazesinde Isri'nin cenaze marşı, Isri'nin Allahu Ekber, Allahu Ekber marşıyla cenazelerimizi kaldırıyor. Ben hatırlıyorum, rahmetli Ayhan Songar, ya üniversite yıllarındayım ya lise yıllarındayım. Babası emekli albay, cenazesinin bir yerde camiden cenazesi kalkıyor. Askeri bando geldi. Ayhan Songar Hoca da dedi ki, ben istemiyorum, babam cenazesinde bu çalınmasın dedi. Adamı tefe koydular, nasıl olur da böyle bir cenaze marşı istemezdi. Bunları şunun için söylüyorum, çok şükür iki asırlık rüyadan uyandım. Ama şimdi henüz yeni başındayız bu işin. Kültürümüzü yeniden üreteceğiz. Bu topraklarda, Anadolu topraklarındaki kültürel çeşitlilik ve derinlik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Nerede ne istiyorsunuz? Kapadokya'ya gidin başka bir şey. Mardin'e gidin başka bir şey. Karadeniz'e gidin başka bir şey. Kastamonu'ya, Safranbolu'ya gelin başka bir şey. İzmir'e, Göreme'ye, Antalya'ya, Efes'e, Aspendos'a gidin başka bir şey. Nereye giderseniz gidin. Hangi izi sürmek istiyorsanız izi sürün, dünyanın hiçbir ülkesinde bulamayacağınız zenginlik bu ülkededir. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülemeyecek sanat değeri bakımından değerli şehirde bizatihi İstanbul'un kendisidir, İstanbul'un tarihi yarımadasıdır. Çünkü tarih içerisinden getirdiğimiz o medeniyeti oluşturan zihin dünyasından çıkan, yani tahayyül dünyamızdan çıkan tasavvuru Osmanlı tabir caizse getirip dünyanın en güzel, en şaheser eserleri olarak İstanbul'a nakşetmiştir. Bir büyük keyifle, sadece İstanbul'u fethetmiş olmanın verdiği bir sarhoşlukla değil, İstanbul'daki fethettikleri dünyanın başkenti olan, en güzel şehri olan bu şehre böyle nakış nakış kendi medeniyetimizin ruh dünyasını yansıtmıştır. Her semtindeki çeşmeleri, su kemerleri, ayrıca o muhteşem camileriyle, Süleymaniye'si, Sultanahmet'iyle, diğer bütün camileriyle, Yavuz Selim'iyle, Mihrimah Sultanı'yla, her birisiyle, Üsküdar'a bakarsınız, bir cami sanki başka camiye minarelerinden bir şeyler anlatıyor. Tarihi Yarımada'ya bakarsınız, bir cami bir başka camiye kubbelerinin uyumuyla bir hikaye anlatıyor, bir destan anlatıyor. Hatta öyledir ki bilmeseniz Ayasofya'yı,
mimar yeniden inşa etti zannedersiniz. O sütunlarındaki Mimar Sinan'ın ortaya koymuş olduğu o minarelerdeki muhteşem, o ihtişam, o muhteşemlik sanki orijinal mimarisinde var zannedersiniz. Biz böylesine büyük bir şehri, böylesine büyük bir kültür hazinesini de aynı zamanda yaşıyor, bunu da iliklerimize kadar hissediyoruz. Allah bu şehri kıyamete kadar büyük milletimizin, büyük medeniyetimizin en önemli şehri olarak yaşatacak, bizim kültürel başkentimiz olarak yaşatacak ve kıyamete kadar bu şehre sahip çıkacağız. Ayrıca ben çocukluğumun İstanbul'unu hatırlıyorum. 5-6 milyonluk İstanbul'du. Belki daha azdı. Şimdi 15 milyon resmi, gayri resmisi Sayın Valim Allah bilir. Ciddi bir şekilde büyük bir nüfusa sahibiz. Esenler'in ilk zamanlarını hatırlıyorum. Esenler yani öyle çok yolu nereden geçtiği falan da belli olmayan bir yerdi. Allah'a çok şükür şehirlerimizin altyapıları yapıldı. Şehirlerimizin belediye başkanlarımız birçok şehirlerimize çok büyük katkılarda bulundular. Şimdi bu bitti. Bundan sonra şehirlerin ruhunu kazanması, şehirlerin daha ileriye doğru gitmesi, şehirlerin İslam medeniyetinin o kültürel bütün özelliklerine sahip olan güçlü şehirler haline getirilmesi gerekiyor. Ben onun için Esenler Belediyesi'ni, Tevfik kardeşimi onun için tebrik ediyorum. Bunlar belediye hizmetleri bir şekilde devam etti, belli noktaya geldi. Çok büyük de başarı kazanıldı. Bütün ilçelerimizde de çok şükür başarılar kazanıldı. Şimdi bu şehrin, Esenler'in o tarihi İstanbul'a bir şekilde kültür olarak yamanması, oraya tutunması, tarihi yarımadadaki o muhteşem kültürel zenginliğimizi benzerlerine de burada yaşatması lazım. Onun için bu kültür merkezlerinin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Biraz sonra Göksel Baklıger Bey burada konser verecek. İnşallah o konser, keşke vaktimiz olsa biz de sonuna kadar izlesek, muhteşem o eserleri sizlerle birlikte burada söyleyecek, seslendirecek. İstanbul'un her tarafında, her sahasında, her köşesinde bu kültürel etkinliklerimizi çoğaltacağız. Görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Genç kızlarımız, hanımefendiler, hat çalıştıkları onlarca, yüzlerce kurs var. Bundan 20 sene evvel, 30 sene evvel bizim o büyük hattatlarımızın hat çalıştırabilecek talebeleri yoktu arkadaşlar. Allah rahmet eylesin, Hamit Aykaç Hoca'nın kaç tane talebesi vardı? Şimdi çok şükür hocalarımız, hat verecek öğrencileri, ders verecek öğrencileri var. İmkanlarımız var, salonlarımız var ve bu alanda şey yapıyoruz. Tesip'te öyle, Ebru'da öyle. Bunlar birkaç tane sanatçının elinde olan hususlar. Şimdi bu alanların hepsinde ilerliyoruz. Bu salonda bulunanların içerisinden de çok değerli sanatçıların çıkacağına inanıyorum. Ayrıca edebiyat alanında, diğer alanlarda da çok kuvvetli insanlarımız çıkacaktır. Ben bu sezonun Nizamül Mülk kültür ve sanat sezonunun hayırlı olmasını ve inşallah Esenler halkına güzellikler, esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Allah ufkumuzu açık etsin. Allah medeniyetimizi en güçlü şekilde dünyada etkin kılmayı, hakim kılmayı hepimize nasip etsin. Amin efendim. Padişahlarımızın, 9 padişahımızın eserlerinden bestelenmiş birbirinden kıymetli sanat eserleri. Efendim bir kez daha alkışlıyoruz. Bu güzel tabloya da eşlik eden Sayın Bakan.